malzemesi yenebilir. Yine dış ısmarla kesinlikle. Ve döşemesini buldu çünkü zart tarafı. Bakın şurada kıtma var. Evet. Bu sene yapılan çalışmada cami ve tekkeler ortaya çıktı. Sadece ortaya çıktı demek doğru değil. Bunların birer Osmanlı yapısı olduğu maddi verilerle kanıtlandı bir kere her şeyden evvel. Ortaya çıkan plan şeması, yapıların konumlanımı belgelerle uyumlu oldu. Yani elimizdeki yazılı görsel belgelerle uyumlu oldu. Konumu keza Osmanlı kaynaklarıyla, Macar kaynaklarıyla, efendim, Avusturya kaynaklarıyla uyumlu oldu. Yani bilimsel çalışmalar bu alana zaten bizi götürmüştü. Yani bir yani deniz altında bir gemi kalıntısı görürsünüz, sonra kazarsınız, onun gemi olduğu ispat edersiniz. Böyle bir şey oldu aslında. Biz orada bir kalıntı görüyorduk toprak altında, geolojik çalışmalarla ve kaynak araştırmalarıyla. Sadece yapılması gereken bunu kazarak ortaya çıkartmaktı. Ama yine de kazının başında biz kesin konuşmadık. Bu sene 2016 yılında bugün de Başbakan Yardımcımızla birlikte de açıklama yaptık basına. Buranın Sultan Süleyman'ın türbesinin içinde yer aldığı, palanka olduğu kesinleşti. Bunu neye dayandırıyoruz? Her şeyden evvel arkeolojik verilere dayandırıyoruz. Arkeolojik verilere göre bir cami minaresiyle beraber, 3 bölümlü son cemaat yeriyle beraber, duvar örgüsündeki kullanılan tekniklerle beraber ortaya çıktı. Döşemesi ortaya çıktı caminin. Ne yazık ki Avusturyalılar çok zarar vermişler camimize. Yani temelleri 47 santim kalmış yerde. Ama her şeye rağmen döşemesinden çıkan parçalar, efendime söyleyeyim, bazı maddi buluntular, mesela tekke yapısında hani aşık oyunu oynamak için aşık kemikleri bulduk. Kemer tokaları bulduk. İşte bir ufak bir bıçak bulduk. Bunlar hep Osmanlı döneminden. Hendekte de bir açma yaptık. Palankanın hendeği var, ahşap. O hendekte de ortaya çıkan izler ve bir Osmanlı sikkesi, gümüş sikkesi buranın doğru yer olduğunu gösterdi. Yani etrafı bir surla çevrili, ahşap surla çevrili palanka ve içteki yapılar olduğu artık kesin olarak ifade ediliyor, edilebilir.